Aydın Milletvekili Evrim Karakoz'a ait. Buyurun Sayın Karakoz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 31 kanunu ve 2 kanun hükmünde kararnameyi ilgilendiren birbiriyle alakasız düzenlemelerin yine bir torbaya sokulduğu 86 maddeli kanun teklifinin 5. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Torba yasa olarak adlandırılan bu kanun yapma süreci anayasada ifade olunan yasama yetkimizin ihlalidir. Torba yasa denen bu alışkanlık hem süreç itibariyle hem de bugün konuştuğumuz torba yasadaki maddeler içerik itibariyle kanun yapma tekniğine aykırıdır, anayasaya da aykırıdır. Kaldı ki bu torba yasada işçi yok, esnaf yok, emekli hiç yok. Teklifte devlete olan borçlarını ödemekte zorluk çeken bazı kamu kurumlarının borçlarına karşılık ellerinde bulunan gayrimenkullerin ihtiyaç halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından satın alınabilme süresi 5 yıl uzatılıyor. Bahsi geçen borçlu kamu kurumlarının içinde belediyeler de yer alıyor. Belediyelerinin gelirlerini artıracak önlemler yerine taşınmazlarını nasıl ellerinden alırız mantığıyla düzenlenmiş bir madde söz konusu. Muhalefetin yönettiği belediyelerin başta ulaştırma olmak üzere birçok projesi onay vermediğiniz için hayata geçirilemiyor. Siz kendi belediyeleriniz olduğunda kesenin ağzını sonuna kadar açıyorsunuz ve ne isterlerse veriyorsunuz. Ama konu özellikle CHP'li belediyeler olunca bırakın hakkını vermeyi, hakkını nasıl alırız diye düşünüyorsunuz. AKP'li belediyelere kaynaklar akıyorken, hatta bitmeyen projeleri bakanlık kaynaklarıyla bitiriliyorken CHP'li birçok belediyenin ulaşım ve altyapı projelerini yatırım programına almıyorsunuz, buldukları kredileri onaylamıyorsunuz, yetmiyormuş gibi hizmetlerini engellemek için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz. Bu ayrımcı tutumunuzla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülkenin en büyük şehirlerinde yaşayan vatandaşlarımızı sırf size oy vermedi diye cezalandırıyorsunuz. Tüm engellemelerinize rağmen CHP'li belediyelerimiz kaynaklarını yandaşlara değil vatandaşlara kullanarak en iyi hizmeti veriyor. Yaşanabilir kentler inşa ediyor. AKP'li belediyeler gibi maddi olarak kullanmamalarına rağmen borçlarını ödüyor, yolsuzluğu ve israfı önlüyor, halkın kaynaklarını yine halka harcıyor ve yatırım üzerine yatırım yapıyor. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın en borçlu belediyelerine baktığımızda AKP'li belediyeler karşımıza çıkıyor. Sayın milletvekilleri, Sayıştay raporlarında çok defa yer aldı. 30 büyükşehir belediyesinin hazine borcunun %70'inden fazlasının AKP'li belediyeler olduğunu görüyoruz. Yani konu kendi belediyeleri olunca AKP hükümetinin borçların peşine dahi düşmediğini görüyoruz. Ama konu muhalefet belediyeleri olunca nasıl engellerim, nasıl zor durumda bırakırım ve elindekini nasıl alırım boyutuna geldiğini görüyoruz. Değerli arkadaşlar, AKP'li belediyelerin borçlarına karşılık alınan taşınmazların alındıktan sonra yine AKP'li belediyelere tahsis edildiğine dair duyumlar alıyoruz. Bu konunun da takipçisi olacağız. Biz CHP'li belediyeler olarak halkın kaynaklarını yine halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Biz yine vatandaşımızın sesi olacağız. Yine halkımızın isteklerini buradan haykıracağız. Ve biz 2024 yerel seçimlerinde yine milletimizin desteğiyle başta İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Aydın'da, diğer belediyelerde yine damga vuracağız. Sizleri saygıyla selamlıyorum.